A'dan Z'ye diyabet programıyla devam ediyoruz. Bu jenerik müziği de çok seviyorum gerçekten. Enerji veriyor bana. Evet. Siz nasıl buldunuz? Çok güzel. Stüdyonuz da çok güzel bu Evet, arada. teşekkür ederim. Tekrar Sık sık hayırlı bekleriz olsun. o zaman. Sağ olun. Hocam peki kireçlenme son yıllarda yani son zamanlarda özellikle siz de tabii hastalarda çok fazla karşılaşıyorsunuzdur. Evet. Metabolik rahatsızlıklar da bunları tetikliyor mu? Çok evet çok fazla tetikliyor ne yazık ki. Yani hatta onunla ilgili de yine çalışmalar var. Bununla birebir ilişkisi olduğu saptanmış. Özellikle metabolik hastalıklarda diyabet yine başı çekiyor. Burada ne yazık ki tipik diyabet. Her Hani şeyde en önde adımız var. evet yani tabii dediğiniz gibi çok şey insanı böyle tedirgin eden bir durum ama yani kontrol edildiği zaman da aslında çok da iyi sonuçlar alınıyor. Yönetebildiğimiz sürece gibi Yönetilebildiği sıkıntı yok. sürece aynen. Evet. Şöyle tipik diyabette gerçekten kireçlenmenin arttığını görüyoruz. Yani dizde mesela diyelim ki diz kireçlenmeleri nasıl olur? Genellikle 50'li yaşlardan sonra artar. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda hani östrojenin azalmasıyla arttığını görürüz. Erkeklerde de biraz daha ileri dönemde işte 70'li yaşlarda, 65-70'li yaşlarda arttığını görüyoruz. Ama diyabet varsa, tipik diyabet varsa bu çok daha erken yaşta oluyor. Yani tipik diyabetli diyelim 20 yaşında tipik diyabete yakalanmış bir hastada siz bir anda 30 yaşında hani 50 yaşında 60 yaşında göreceğiniz kireçlenmeyi görebiliyorsunuz. Ve artık tip 2 diyabet çocuk yaşlarda da görülmeye başlandı. Kesinlikle. Çünkü obezite vesaire çok fazla artmaya başladı. Evet. O ya onun da yaş şeyi dediğiniz gibi skalası gittikçe aşağı düşüyor. Tabii bu da şunu yaratıyor. Yani dizde de niye böyle oluyor? Hadi omurgada olduğunu anladık ama dizde de aslında yine küçük damarlar var. Şimdi bu küçük damarlar normalde diz çevresindeki küçük damarların biz az olmasını bekliyoruz. Ama bunlar bir anda hızla arttıkları zaman ki tip 2 diyabetin erken evrelerinde böyle bir damarlanma oluyor. Beslenme yetersizliği dolayısıyla. Bu dönemde işte esas problem tetikleniyor. Yani o kıkırdak bölgesinde hızlı bir damarlanma ve o hızlı damarlanmanın yarattığı bir kıkırdak yıkımı diyelim. Yani kıkırdak hızlıca yıkılıyor. Çünkü dizin üstündeki kıkırdağı şey şöyle düşünebilirsiniz. Hani bir porselen bu ve bir yüzeye sert bir yüzey üzerine döşenmiş bir porselen. Ve bu porselen işte küçük travmalarla bir yerden çatlayıp sonra hızlıca dökülebiliyor. Yani bu nedenle bu yapının tamamının korunması çok önemli. Hatta şununla ilgili de çalışmalar var. Dizdeki ön tarafta bir yastıkçık var. Hoffa yastıkçığı deniyor buna. Buradaki yağ dokusunun artması bile bizzat kireçlenmeyi tetikleyebiliyor. Dizdeki kireçlenmeyi tetikleyebiliyor. Aslında bilmediğimiz ne kadar çok şey Evet. kireçlenmeyi tetikliyor. Evet. Hocam peki programın başında soracaktım aslında. Ben yıllardır pilates yapıyorum. Çok da severek yapıyorum ama tabii ki işinde uzman profesyonel hocalarla yapmak çok önemli. Doğru. Omurga sağlığına etkisi nasıl pilatesin? Biz diyabetliler bazen biraz daha düşük tempoda Doğru. egzersiz yapmak isteyebiliyoruz Doğru. çünkü. Doğru. Pilates özellikle hani şimdi tabii iki tip genel olarak pilates var. Bir tanesi daha rekreasyonel yapılan, hani genel spor amaçlı yapılan pilates. Bir de klinik pilates olarak ayrışmış olan tipi var. Klinik pilates tabii ki diyabetli hastalar için de daha uygun. Ve omurga sağlığını da korumak istiyorsa diyabetli bir hasta ki zaten bu problemlerin geldiğini görebiliyoruz. Şöyle çalışmalar var. Gerçekten pilates düzenli yapıldığı zaman hani haftada bir uzun süreli yani çalışmalar bu konuda işte en az 14 hafta daha uzun hatta 32 haftalık çalışmalar var. Bu düzenli yapıldığı zaman omurgadaki özellikle derin kasların güçlenmesine neden oluyor. Omurgamızda çok küçük kaslar var. Derin kaslar, omurgamıza yapışan multifidus denilen. Bu kaslar çok önemli. Hani yüzeydeki kaslardan ziyade o derin kaslar çok önemli. Pilates doğrudan bu derin kasları güçlendirebiliyor. Yani pilatesin bu noktada omurga sağlığını kesinlikle koruyucu bir özelliği var.
Ve kaslarımızın güçlü olması çok önemli. Kesinlikle. Çünkü kronik rahatsızlıklar kasların da zayıflamasına neden olabiliyor. Evet, çünkü omurganın kendisi zaten 10-15 kilo taşıyabiliyor. Hı. Sadece iskelet kısmıyla. Yani bağ dokuları, öndeki bir bağ dokusu mesela tek başına 30 kilo, arkadaki 70 kilo. Tamamı baktığınız zaman böyle 150 kiloyu taşıyabiliyor kaslarla birlikte. O nedenle bağ dokusu ve kas dokusunun güçlü olması çok önemli. Peki hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Önemli son bir şey daha sormak istiyorum size. Diyabetlilere özellikle bizim yapmamızı istediğiniz, yani yılda bir kere rutin kontrol, omurga sağlığı ile ilgili herhangi bir şey var mı? Yani bir ağrımız, şikayetimiz, belirtimiz olmasa da şuna baktırın dediğiniz bir şey var mı? Tabii şöyle, rutin olarak hani iki ana eksen varsa bunlardan bir tanesi gerçekten omurga, diğeri de diş sağlığı. Çünkü bu ikisi diyabetten çok etkileniyor. Yani baktığımızda o nedenle hani ağrınız olmasa da omurga sağlığınıza ve diş sağlığınıza hani yılda bir kez böyle bir check-up'a gidiyorsanız bu şekilde de baktırmakta fayda var. Tepki diyabetliyseniz eğer. Duruş bozukluğu, bir de gerçekten bütün gün masada oturduğumuzda ya kesinlikle da işte hareket etmediğimiz zaman o da omurga sağlığını inanılmaz değil mi? Olumsuz yönde etkiliyor. Tabii yani zaten aslında insan vücudu birazcık yürümek için hani yaratılmış diyelim. Hani pek oturmak için oturmaya da uygun da değil. Oturduğumuz zaman gerçekten kaslarımızın çok az bir kısmı çalışıyor. Ve bu da bu kaslarda atrofi dediğimiz güçsüzlüklere neden oluyor. Sonrasında zaten biz bu sorunları ileri düzeylerde karşılaşıyoruz. Bir de bir şey çıktı biliyorsunuz, hani teknoloji boynu diye teknek deniyor şimdi. Sürekli şu hepimiz şekilde okumak nedeniyle oluşan boyun düzleşmesi bu nedenle bir hastalık haline geldi. Yani çok doğru bir konuya değindiniz. Zaten toplum olarak da çok hareket etmeyi sevmiyoruz. Evimizin yakındaki markete bile arabayla gidiyoruz. Biraz daha bu konuda gerçekten duyarlılığı arttırmak gerekiyor ve harekete geçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin başka bahsetmek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Son olarak gerçekten omurga sağlığımızı ve genel olarak kas iskelet sağlığımızı korumak için dediğiniz gibi egzersizlerimizi düzenli yapmamız, aerobik olarak yürüyüşümüzü düzenli yapmamız çok önemli. Zaten Dünya Sağlık Örgütü minimum 150 dakikalık bir orta tempolu bir yürüyüş öneriyor her hafta. Siz yürüyor musunuz hocam her gün? Yürümeye çalışıyorum. Her gün olmasa da iki günde bir en azından hastalarıma tavsiye ettiğim gibi en az 30 dakika orta tempolu yürümeye çalışıyorum. Bunun hem diyabet için hem metabolik hastalıkları için hem de kas iskelet sağlığı için önemi çok büyük. Aslında iyi bir beden ve sağlık istiyorsak gerçekten bizim verdiğimiz emeklere de çok bağlı. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Umarım tüm diyabetliler önemli notları hafızalarına yazmışlardır. Evet, ekran başındaki seyircilerimiz, umarım keyifli bir program olmuştur. Haftaya tekrar herkese ekran başına bekliyorum. Sevgiler.